Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün ne yemek yapıyoruz? Bugün köfteli, patatesli, patlıcanlı, soğan biberli fırında bir yemek yapacağız. Türlü karışık, bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Geçen güveçte kaşarlı köfte yapmıştım. Bildiğiniz gibi artan köftelerimi böyle kaldırdım, dondurucuya koydum. Şimdi yine bir fırın yemeğimde kullanacağım bunları. 4-5 tane, 6-7 tane biberim var. 3 tane patlıcanım var. 6 tane patatesim var. 2 tane de soğanım var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini soyacağım. Küp küp doğrayacağım. Önce hafif bir yağda kızartıp sonra hepsini karıştırıp fırına süreceğim. Şimdi önce bunları soymam gerekiyor arkadaşlar. Soğanları da kızartacağım. Hepsini kızartacağım arkadaşlar. Önce hepsini bunları soymam gerekiyor. Soyalım. Ne yapalım diye düşündük. Bütün zebzeler evde var dedik. Ne yapalım? Fırında köfteli, zebzeli bir yemek yapalım. Yani çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor arkadaşlar. Her birinde ikişer tane de olsa bir yemek çıkıyor. Fırında olunca da yemek daha lezzetli oluyor. Şimdi bakalım bugün de biz yapacağız. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Görüşleriniz ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Şimdi 3 tane patatesimi doğradım. Şimdi patlıcan da soydum, pardon. Patlıcan da böyle araca soyuyorum. Daha yerli patlıcan yiyoruz arkadaşlar. Daha bitmedi mevsim burada. Köylerden geliyor. Bu hafta yine geldi. İnşallah haftaya yine gelir. Alırız. Şimdi böyle yapacağım. Ben patates soyacağıyla çok anlaşamıyorum. O yüzden bıçakla soyuyorum arkadaşlar. Pek çok anlaşamıyorum. Bir türlü birbirimize ısınamadık diyeyim. Soğanlar da öyle acı ki böyle insanı mahvediyor. Daha patatesim varmış. Çok fena gözlerim acıdı. Biraz ben geçer inşallah. Keşke kış mevsiminde de hep yerli gelse de alsak arkadaşlar. Ama biraz bir iki hafta sonra galiba biter artık.
Evet arkadaşlar, şimdi yıkayacağım. Evet, şimdi yıkadım. Hepsini küp küp doğrayacağım. Çünkü köftelerim minik yuvarlak olduğu için hepsini küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle doğrayacağım. Patatesimi. Halen acısı geçmedi. Şunları da bir göstereceğim. Sonra bitirdikten sonra hepsini. Arkadaşlar soğanı da küp küp değil de şöyle yapacağım. Şu şekil. Böyle. Böyle kızartacağım. Atacağım içine. Şu şekilde. Şöyle. Bir gün de inşallah soğan halkası yapacağım. Biberleri de böyle yine küp küp doğrayacağım. Minik doğrayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kızartma aşamasında görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar, bütün malzemeni doğradım, hazırladım. Şimdi yağımı koydum. Yağım kızıyor. Bir bakalım kızmış mı? Şimdi sırasıyla hepsini kızartacağım ama yok, daha yağım kızmamış. Kızmasını bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi yağım kızdı. Ne yapıyorum? Böyle karışık koyuyorum ama çok aşırı kızartmıyorum. Normal biraz böyle yumuşayınca alacağız. Çünkü fırına süreceğiz. Aşırı kızartmıyorum. Göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çok kızartmıyoruz çünkü fırına girecek. Aşırı kızartmıyoruz. Hafif böyle yumuşayınca çıkartıyoruz. Fırın tepsimizi alıyoruz. Fark etmiyor. Karışık kalıp kızartabilirsiniz. Tek tek uğraşmaya gerek yok. Şimdi soğanları atacağım.
Bunları atalım. Orta kata soğanlar gelsin. Köfteler gelsin. Çok harika ve lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi, yapmanızı, yemenizi tavsiye ediyorum. Soğanlar ayrı bir lezzet veriyor, bir tat veriyor. Şimdi soğanları alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi soğanlarımızı çıkartıyoruz. Soğanlar da kızarınca harika bir koku geliyor. Normal kızartma yaparken de hep yapıyorum soğan. Çok harika oluyor. Çok sağlıklı. Hem böyle çok zor zamanlar geçiriyoruz. Rahatsızlıklar, Covid, grip var bu arada da. O yüzden soğan sarımsak bol tüketmemiz gerekiyor. Tekrar atıyorum. Şimdi tekrar kızartıyorum arkadaşlar. Sonra köftelerimi atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi köftelerimizi koyuyoruz. Evet. Köftelerimizi koyduk. Bir tur daha zevzem var. Önce bu köfteleri kızartacağım. Sonra bir tur daha zevzem var. Sonra fırın aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, köftelerimi de alıyorum. Gördüğünüz gibi çok aşırı kurutmuyoruz, kızartmıyoruz. Çünkü fırında da pişecek ki o payı da bırakıyoruz. Biraz da fırında olacak çünkü. Şimdi son tur atıyorum. Sebzelerimi son turuna attım. Artık kızartma işim tamam. Bu bittikten sonra yemeğimiz hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar, bütün sebzelerimi kızarttım. Köftelerimi kızarttım. Ama çok aşırı kızartmıyoruz dediğim gibi. Ne yapıyorum şimdi bu esnada? Evet arkadaşlar, ben bir sos yapmıştım. Kapya biberli domates sosu yapmıştım. Kanalımda da var ve çok izlendi bu sosum. Şimdi ne yapıyorum? Bundan birkaç kaşık arkadaşlar kaseme alacağım. Bu sosu üzerine dökeceğim. Arkadaşlar iki yemek kaşığı su koydum. Biliyorsunuz zebzeleri kızarttık, tuz yoktu. Bir çimdik de tuz koyuyorum. Şöyle. Fırınımı açtım arkadaşlar. Davul fırında yapacağım. Normal ankastre fırınları herkesin evinde olmuyor. Köyde olan insanlar da var. Herkesin evinde yok. Yani koyacak belki de yeri yoktur. O yüzden normal fırına koyacağım. Davul fırına alt üst kızarana kadar arkadaşlar. Yani bütünleşecek. Bütün sebzeler fırında bütünleşecek. Birbirlerine tadlarını verecek. Soğanı, köftesi, patlıcanı, patatesi. Şimdi bunu fırına süreceğim. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bir minik su daha koyacağım. Bir kaşık daha su koydum. Şimdi daha önceden ısıttım. Fırına süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra da yine göstereceğim inşallah sunumunu, tadını, tuzunu hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti.
Fırından çıkardım. Dediğim gibi davul fırına koydum. Hiç su koymadım. 3-4 kaşık su koydum arkadaşlar. Sos koydum biliyorsunuz. O kadar, bir bakın, soğanlar. Soğan, patates, patlıcan, biber. Arkadaşlar müthiş bir lezzet oluyor. Harika. Hepinize tavsiye ederim. Yapıp denilecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi de bir bakalım nasıl olmuş. Doku testine geçelim arkadaşlar. Önce bir patates, zaten çok kolay pişiyor patatesi. Şuradan yapalım. Köftesi görüyorsunuz. Patatesi keza öyle. Soğan zaten harika. Burada ağzını açmış biri var. Çok sıcak değil mi? Harika oldu arkadaşlar. Yapıp deneyecek olana tekrar söylüyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.